Aslı. Aslı, ben geldim. Aslı. Aslı. Ay. Karıcığım. İyi misin karıcığım? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim. Kızların odasını resim atölyesi mi yaptın sen? Evet ya, yapmışımdır. Ben öyle bir kimseyim işte. Düşünsene, İstanbul'da sürreel bir Aslı. Birdenbire resme merak salmak filan. Aa, ne güzel oldu bu. Evet, yeni çalışmamın adını şey yapayım. Birdenbire resme merak salmak yapayım. Ay Ekrem, acaba diyorum ben de kendimi Kenan Evren gibi adalara mı kapatsaydım, ne yapsaydım? Aslıcığım, nereden çıktı şimdi bu resim merakı? Bak, kızlar aşağıda salonda yatmak zorunda kalmışlar. Odalarını ellerinden almışsın. Yani bütün düzen bozuluyor. Ekrem, hayal güçlerini kullanırlarsa hiçbir şeycik olmaz. Ya ben artık biçimden çok içeriye önem veriyorum. Artık bambaşka bir kimseyim ben. Çok değiştim Ekrem, gerçekten bak başka kimseyim ben. Aslıcığım, sakın bu geçici bir heves olmasın. Bak, eğer öyleyse verelim kızlara odasını geri, onlar da rahat etsinler. Hem bu yaştan sonra resim hevesi... Aşk olsun. Ne var yaşımda benim? Ne var? 35 tane bir yıl var değil mi? Hayır efendim. 32 yaşındayım ben. Gün aldım. Birkaç sene belki. Allah Allah. O zaman seninle aynı gün doğanlar niye 35 yaşında? Ekremciğim lütfen bu konuyu kapatır mısın? Benim sinirimi bozma lütfen. Sen beni anlamıyorsun gerçekten. Ben resim yaparken kendimden geçiyorum Ekrem. Sonra tekrar kendimi buluyorum ve başkalaşıyorum. Damarlarımda akan kanın rengi değişiyor Ekrem. Ekrem, Ekrem gerçekten sanat yapısım var, tutma beni. Bütün böyle negatif enerjimi tuvale aktarıyorum ben, anladın mı beni? Bakabilir miyim şu resme? Aa, hayır hayır canım, daha bitmedi ki. Merak ettim. Yok. Bakayım, bakayım. İyi tamam bak ama gözlerini kapat, ben aç deyinceye kadar açma, tamam mı? Tamam, bakma ama gizli gizli, tamam mı? Bir saniye. Ah, pardon. Ha? Hazır mı? Hazır mı? Ya aç, aç canım. Aç. Aslı bu ne? Niye beni böyle yarı atkılığında çizdin? Ay, çok yaratıcıyım değil mi canım? Aslında yüzünü çizmek için de şey yaptım böyle. Uğraştım uğraştım. Bir şeye benzemedi. Ben de böyle bir tane küçük vesikalık fotoğrafı vardı. Onu böyle büyüttüm, sonra da buraya yapıştırdım. Çok güzel oldu. Bu da değişik şey oldu yani. Değişik bir bakış açısı, yorum oldu dedim. Yani demek kelebek oldum. Ve sadece 24 saatlik ömrüm var. Ya sana bir şey olursa biz ne yaparız? Merak etmeyin kızlar. Bunun bir çözümü var. Sadece şizantus çiçeğini bulup onu koklamam yeterli olacak. O zaman eski halime dönebileceğim. Heh, iyi bari. Neyse ki böyle bir çaresi var. Ya olmasaydı? Ya Selena, kendine çok dikkat et. Ederim canım. Bu arada kızlar, size iyi bir haberim var. Ne peki? Ben galiba Burak'a aşık oluyorum. Selena, bu gerçekten çok güzel bir haber. Ve birazdan da onunla buluşmaya gideceğim. Bu kanatlarla mı? Yani sorarsa ne diyeceksin? Bilmem. Yani bulurum bir şeyler. Görüşürüz. Aslı, bu böyle çok çirkin olmuyor mu? Ay Ekremciğim, 50 kere söyledim. Kıpırdama diyorum, kıpraşma. Yapamıyorum resmi. Aslı. Ne, ne? Ben yaşlanınca beni adalara yollayıp faytona bağlatmazsın değil mi? Ay Ekrem. Ay, yani bu konuda şaka yaptığın için kendinden utanmalısın. Ben burada kimsesiz çocuklar adına bir şey yapmaya çalışıyorum. Yapmayalım mı yardım filan, ha? Bence asıl bizim yardıma ihtiyacımız var. Ay gerçekten tuhaf bir adamsın yani. Bana bak, kocam olduğuna dua et. Yani kocam olmasaydı bu resmin hepsini at yapardım. Yarısı insan, yarısı at yapmazdım. Allah'tan öyle yarım yarım çizmişsin. Hiç değilse mitolojide yeri var. Aslı, kızlar ne olacak? Kızları çizmedim canım, bilmiyorum. Hayır, nerede yatacaklar yani? Ay Ekrem, böyle boğdukça boğuyorsun beni. Bana ne canım, nerede yatarlarsa yatsınlar. Tutturdum bir kızlar, kızlar, kızlar. Sanat yapmaya çalışıyorum diyorum. Bir saygın göster, yüzünü seveyim ya. Allah Allah. Aa, bir kişnesene canım bir. Ay, buna benzer işte. Bir şey yapar mısın lütfen, hadi canım. Ay, çok sahte oldu Ekrem. Sen resmine bak. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.